Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere arızalı olmayan çalışan buzdolabı kompresörünü şoklayarak çalışmasını göstereceğim. Şoklama işleminin nasıl yapıldığını daha önce bir videomda anlattım. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Oradan bakarsınız. Güveç gibi buradan kestik bunu. Şöyle açalım. Motorumuz bu şekilde. Pistonlu bir motor. Tek pistonu var. Şu parça dönerek, bakın görüyorsunuz. Buradan gazı sıkıştırıyor. Şu kısımda sıkışan gaz, işte borular vesaire vasıtasıyla sistemin içerisinde dolanıyor. Şöyle biraz yatırayım. Motor sağa sola çarpmasın, rahat bir çalışma elde etsin ve gürültü yapmasın, hasar görmesin diye şurada yaylarımız var. Markalara göre dizaynlar değişiyor. Yani şu parça hepsinde var. Rotor hepsinde var ama dizaynda ufak tefek farklılıklar olabilir. Bu da kaliteyi belirliyor. Bunun yaylarını üste koymuşlar. Farklı bir sistem uygulamışlar. Daha önce açtığım motordaki sistem çok hoşuma gitmemişti. Bu biraz daha iyi. Neyse, laf kalabalığı yapmayalım. Hemen şoklama işlemine başlayıp nasıl çalıştığını size göstereyim. Hazırsanız başlıyorum. Elektriği verelim. Kamera biraz sallandı. Enstantane değerleriyle oynadım. Piston hareketlerini daha rahat, daha kolay görün diye. Şimdi tekrar çalışalım. Gördüğünüz gibi nasıl çalışıyor? Cayır cayır. Bu şekilde sürekli şu kısımlardan çıkış var. Onu da gösterelim. Bir kağıtla, peçeteyle. Pistonumuz hızlı bir şekilde dönerek, söylediğim gibi buradan şu yatağın içerisine basınç yapıyor. Açıklamalara yazdığım videodan detaylı çalışma şeklini de öğrenebilirsiniz. Neyse, bu sayede tor 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 diye bir ses çıkıyor. Çünkü hava sürekli sıkışıyor ve dışarı pompalanıyor. Şu kısımdan çıkışımız var. Yine de motorumuzun sesi gürültülü. Zaten bu tarz motorları açtığınızda benim yaptığım gibi tamir ettirseniz bile o motordan hayır gelmez. Çünkü bunu açarken de içerisinde çok miktarda çapak kaçtı. Ve bu da sargılara, motorun içerisine, rotor kısmına yapıştı. Sonuç olarak çalıştırdıkça gürültü artacak, sürtünme artacak ve bu çapaklar zamanla kapatmış olsanız bile motorun arızalanmasına yol açacak. Bu kadar arkadaşlar. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.